Gayrimenkul yatırımı yapanlar mülk seçerken birkaç noktada çok iyi inceleme yapmalı. Bunlardan bir tanesi, öncelikle yatırım amaçlı mı alıyorsunuz bu gayrimenkulü, yoksa kullanma amaçlı mı alıyorsunuz? Buna karar verilmeli. Eğer yatırım amaçlı alıyorsanız gayrimenkulü, ne kadar sürelik bir yatırım sonucunda geri dönüş bekliyorsunuz? Örneğin arazi alımı uzun vadeli bir yatırım olarak görülür. Eğer evlatlarınıza bırakacağınız bir yatırım aracı peşindeyseniz arazi sizin için daha uygun olabilir. Gayrimenkul seçiminde eğer bir konut alacaksanız, bir daire alacaksanız yine ne kadarlık bir geri dönüş süresi öngörüyorsunuz ve yatırım amacınız nedir? Buna bakmak lazım. Eğer binada kendiniz oturacaksanız, alacağınız konutta kendiniz oturacaksanız, yatırımın geri dönüşü o an için sizin için çok önemli olmayabilir. Başka faktörler devreye girebilir. Örneğin çalıştığınız yere yakın bir yerde oturmak sizin için çok daha önemli bir faktör olabilir. Bu durumda seçtiğiniz bölgede konut fazlası olsa bile sizin için o bölgede konut almak faydalı olabilir. Burada yatırımın getirisi ikinci plandadır. Bir süre daha beklemek sizin için faydalı olabilir. Ancak yatırım amaçlı alıyorsanız, yani değeri hemen artsın istiyorsanız, kentin gelişimini gözlemenizi tavsiye ederim. Kentin nüfusunun nerelerde arttığını, yeni mega projelerin hangi bölgelerde olduğunu izlemenizi tavsiye ederim. Kararlarınızı buna göre vermenizi tavsiye ederim.